Ergün Diler, toptan Şu sıralar kaçmak mümkün değil. Gündem futbol. Halil Umut Meler'e atılan yumruk ve sonrasındaki gerilim dünyaya yayıldı. Fikirlerimi dün yazdım. Bugün de başka bir pencereden gidelim. Futbolun içinden gelmeyip, futbola uzak oldukları halde topun arkasına geçenlerin yönettiği sektöre bir bakalım. Küçük bir hatırlatma. Ders Gibi. İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaştı. Berabere kaldı. Dakikalar 90'ı gösterirken 3-2 geride olan Tottenham, Dejan Kulusevski'nin golüyle deplasmanda bir puanı kurtarmayı başardı. İsveçli oyuncu bu sezonki 3. golünü kaydetti. Santra yapıldı. Oyun başladı mücadelenin 90 artı 3. dakikasında bir pozisyonda Erling Haaland attığı pasla, Jack Grealish'i kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Gol geliyordu. Ancak maçın hakemi Simon Hooper öncesinde Haaland'a faul yapıldığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. Avantajı devam ettirmeyen hakemin bu kararı sonrası Manchester City'li futbolcular adeta çılgına döndü ancak hakemin kararı değişmedi. Skandal büyüktü. Yine de İngiltere Premier Ligi bu konuyu bir günde kapattı. Önüne baktı. Yani dünyanın en değerli, en önemli ligi böyle bir skandalı barında eritebiliyordu. City milyar dolarlık takımdı. Ayrıca İngiltere Premier Ligi 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık yayın geliri olarak 6.7 milyar sterlin kazanacaktı. Bu bir rekordu. 245 milyar TL yayın kazancı elde edecek olan İngiltere, hakemin City'yi doğramasını bir gün bile konuşmuyordu. Aynı biz değil mi? Devam. UEFA ülke puanı sıralamasında Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezon yayın geliri ortalaması 587 milyon euro olurken Süper Lig 84 milyon euro ile dükkanı kapatıyordu. Zirvenin 7 kat gerisinde kalıyordu. Türkiye Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk Bin Medya Grup, 2023-2024 sezonunda yani bu sezon için TV hakları anlaşması kapsamında 2.6 milyar lira veriyordu. 5 büyük ligin ortalama geliri ise 1 milyar euro YDU. Süper Lig'in tam 12 katı. Premier Lig'in geliri ise 1.9 milyar euro YDU. Yani bizim ligin tam 23 katı. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Lig bir pastanın büyük dilimlerini alıyordu. Türkiye sonraki 5 içindeydi. Portekiz Primera Liga, Hollanda Eredivisie, Belçika Jupiler Pro ve İskoçya Premiership ile. İngiltere ve Türkiye'deki yayın gelirlerini karşılaştırınca durum açıklığa kavuşuyordu. Türkiye Süper Lig yayın getirisi, İngiltere Premier Lig'in üne tekabül ediyordu. Onlar 61 milyar liralık anlaşmanın getirisini dağıtırken biz ise 2.6 milyar TL'yi bölüştürüyorduk. Almanya'ya bakalım. Almanya 1. futbol liginde 2021-2025 yıllarını kapsayan yayın anlaşması yıllık 1 milyar 80 milyon euro düzeyinde bulunuyordu. Bundesliga'daki yayın hakları getirisi Türkiye Süper Lig'inin tam 13 katıydı. La Liga'nın yayın geliri yıllık 990 milyon euro civarındaydı. İspanyollar da çok üzerimizdeydi. Tur bindiriyorlardı. Bu rakamlar İtalya'da yani Seri A'da 840 milyon euroya ulaşmaktaydı. Portekiz Primera Liga'da 160 milyon euroya çıkıyor, Hollanda Eredivisie'de ise 105 milyon euro seviyesini yakalıyordu. Yani hepsi bizden fazlaydı. Küçücük ülkelerin aldıkları, dağıttıkları paralar bizi katlıyordu. Futbol varsa para da vardı. Dahası vardı. 2025'ten sonraki 4 yılın Premier Lig yayın ihalesini Sky Sports ile TNT Sports alıyordu. 245 milyar TL veriyorlardı. Makası kapanmamak üzere açıyorlardı. Biz kronik hastalığımız olan hakemlerle didişirken Elin oğlu başka bir galaksi kuruyordu. Peki ülke bazında bunlar olurken çok başarılı olan yöneticilerin ellerinde eriyen takımlarımız nasıldı? Mesela dışarıda en başarılı olan temsilcimiz Galatasaray bu yıl 30 milyon euro transfer harcaması yaptı. Takımın toplam değeri 226 milyon euro YDU. Yıllık maaş bütçesi de 55 milyon euro. İyi para değil mi? Peki sarı kırmızılı takımımızı eleyen, saf dışı bırakan Kopenhag nasıl bir camiaydı? İsterseniz kısaca ona da bakalım. Transfer harcaması 8 milyon, takım değeri 66 milyon, maaş bütçesi de 16 milyon euroyu buluyordu. Yani 66 milyonluk takım 226 milyonluk takımı kenara itiyordu. Evine yolluyordu. Para ile saadet olmuyordu bunu bize Kuzey'in soğuğu altında gösteriyorlardı. Oyuncuları da pas geçmeyelim. Bizde Iker diye 6 milyon euro kazanırken onların yıldızı Cornelius 1.7 milyon almaktaydı. Diğer oyuncuları kıyasladığımızda Galatasaray'ın paraya acımadığını görüyorduk. Hatta son yıldız transferi Endombele için kilolarından kurtulsun diye diyetisyen tutuluyordu. O pizzadan kurtulamayınca Galatasaray ondan kurtulacaktı. Dert kiloylaydı yani. Buradan Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Atlamayalım. Toplam takım değeri 200 milyon, toplam maaş bütçesi ise 51 milyon euro civarındaydı. Peki 6 gol yedikleri ve ismini bile telaffuz etmekte zorlandığımız Nordsjöld'ün de durum neydi? Toplam takım değeri 37 milyon, toplam maaş bütçesi de 5 milyon euro. Rakamlar da farklı ortadaydı. Pozisyona giremeden dönüyorduk 6'ya şükür ediyorduk. 2 gün tartışıyor 3. gün masal kaldığı yerden devam ediyordu. Gerçekler konuşulmuyordu. Modern bir futbol sistemi nasıl olmalı? Hangi ekol örnek alınmalı? Nasıl bir yapılanmaya gidilmeli? Kimler futbolun içinde yer almalı kimler sahaya bile sokulmamalıydı? Tartışmıyorduk. Müteahhit, galerici, son ütücü, boyacı, badanacı, postacı, ayakkabıcı yönetici vardı. Sayıları da çoktu. Ne hikmetse futboldan gelen yoktu. Avrupa'ya giden kalamıyordu. Bumerang gibi yurda kesin dönüş yapıyordu. Ellerindekini de katlamak isterken fona kaptırıyordu futbolla olmasa bile yatırım dahisi olarak yabancı medyada manşetlerde yerlerini alıyorlardı. Bizim buralarda slogandan öte köy yoktu. Gerçek tek takılırken yalan korumalarla gezerdi. Arkasında kimsesi olmayan hakemler de kolay ve savunmasız hedefler olarak seçilirdi. Aynı anda binlerce taraftardan küfür yiyen insanlar olarak GUINESSE'ye -E girerlerdi hakemlerden vazgeçmeyen sevdalı arkadaşlar desibel rekoru kırarak yüklenmeyi de ihmal etmezlerdi. Aslında ortada Copperfield'a pabucunu ters giydirecek bir akış vardı. Bu tabloyu göstermemek için hedef saptırılıyordu. Bu adamlara nefes aldırmayın, nerede görürseniz tepki gösterin, diyen de, bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidebilmesi mümkün değil. Böylelik yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler sözleriyle futbolun içindenmiş gibi seslenenler de hedef belirliyoruz. Bu doğrultuda bütçe oluşturuyoruz. Hakemler önümüzü kesiyor, çıkışıyla gerçeği gizleyenler de vardı. Kopenhag ya da Nordjylland takımlarımıza karşı galip gelirken Türk hakemler mi maçları yönetiyordu? Bürüj ışık hızıyla kalemizi topa tutarken Halil Umut Meler mi sahadaydı? Türk futbolu ya tamamen ele alınacaktı ya da halil umut melere yumruk atan ellere mahkum olacaktı. Sorun çoktu. Konuşan yoktu.